Teknofest 2021'deyim. Tarih 24 Eylül 2021. Azerbaycan MiG-29 uçağı gösteri uçuşu için havalanıyor. Azerbaycan Teknofest'e 2 adet MiG-29 uçağı ile geldi. Birinci uçak gösteri uçuşu için havalanıyor. İkinci uçak ise yerde beklemede. Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinə məxsus MiG-29-lar da səmada nümayiş etdirir öz performansını. MiG-29-u tam manevr imkanlarını bizə nümayiş edəcək. İzleyicilere güzel bir gösteri sergiliyorlar. Ben MiG-29'un park edilişini ve ona yapılacak bakımları kaydetmek için yerimi aldım. Uçak yavaş yavaş yaklaşıyor, ben de heyecanla beklemekteyim. Benim önceki videolarımı izleyenler MiG-29'u ne kadar çok sevdiğimi bilirler. Hatta benim MiG-29 için yapılmış ayrıca yani başlı başına bir videom var. Hem havada hem de yerde izlenmesi gerçekten çok güzel bir uçak. Artık uçak yerini aldı ve ben de daha da yakınlaşarak kaydetmeye devam ediyorum. Gerçekten çok güzel görüntüler olacağını biliyorum. Uçağa daha da yakınlaşabilmek için pilotun motor tutulmasını bekliyorum. Böylece alan daha güvenli olacak ve yaklaşmamda bir sorun olmayacak. İşte beklediğim an. Pilot her iki motoru susturdu ve ben de istediğim gibi yakınlaşabileceğim. Fakat beklemediğim bir şey oldu. Uçağın başına bir yangın aracı geldi. Bu yangın aracı neden geldi? Acaba uçakta bir sorun mu var? Bu soruna müdahale esnasında ben uçağa yaklaşamam. Bundan dolayı biraz tedirginim ve beklemeye devam ediyorum. Ama bir yandan da etraftaki hareketleri gözlemliyorum ve bir sorun yokmuş gibi görünüyor. Yani hiç kimse acil bir olay varmış gibi davranmıyor. Ben de biraz daha yaklaşıyorum. Uçağa nasıl bir müdahale yapılacak? Bu yangın aracı neden geldi? Merak içindeyim. Dediğim gibi, hiç kimsede bir telaş, bir acele yok. Yani emergency, acil bir müdahale yapılacakmış izlenimi almıyorum. Yaklaşmaya devam ediyorum. Havaalanı itfaiye görevlileri bir müdahale için hortumlarını hazırlıyorlar. Bir müdahale olacağı kesin. Ama nereye ve ne yapılacağını bilmiyorum. Pilotun uçaktan ayrılmasıyla beraber müdahale başlıyor. Hortumlar uçağın iniş takımlarına doğru uzanıyor. Demek ki iniş takımlarında bir sorun oluştu. Belki de aşırı frenlemeden dolayı iniş takımları çok ısındı. Yani frenler çok ısındı ve uçağa bir zarar vermesin diye müdahale olması gerekiyor. Evet, iniş takımlarındaki balatalara müdahale başladı. Demek ki gerçekten çok ısındılar. Acaba pistte aşırı frenleme mi yapıldı? Pilot pistte uçağı durdurmakta zorlanınca frenlere daha fazla asıldı ve bundan dolayı balatalar çok mu ısındı? Acil olarak soğutulması mı gerekiyor? Bunu ben de merak ediyorum ve beklemeye devam ediyorum. Tamam, artık kesinleşti. İniş takımlarına müdahale başladı. Demek ki fren balataları yani fren sistemi çok ısındı. Bundan dolayı uçağa müdahale edilmesi gerekiyor. İtfaiye aracından uçağa su sıkılarak frenleri soğutulmaya çalışılıyor. Zaten o bölgenin çok ısınmış olduğu belli. Suyun değdiği bazı bölgelerde buharlaşma oluyor. Yani su anında buharlaşıyor. Arkadaki iniş takımlarına müdahaleden sonra öndeki iniş takımına da müdahale başladı. Demek ki orada da bir aşırı ısınma söz konusu oldu ve soğutulması gerekiyor.
Artık ben de ıslanmamak için biraz daha geriye çekiliyorum. Uçağın fren sistemi soğutulması bitti. Uçak artık daha güvenli. Uçuş sonu yapılması gereken bakımlar için bakım ekibi uçağa yanaşıyor ve kendi detaylı bakımları yapmaya başlıyorlar. Ama ben bu sorun neden oluştu, bu müdahale neden yapılıyor bunu merak ediyorum. Hazır bir MiG-29'da bu kadar yakından görüntüleme şansını bulmuşken bunu da öğrenmek istiyorum. Dediğim gibi ilk amacım uçağa uçuş sonu yapılacak bakımı görüntülemekti. Ama bu iniş takımlarına ve fren sistemine neden bir müdahale olduğuna da birine soruyorum. Aldığım cevap gerçekten de çok ilginç çünkü bunu ben de beklemiyordum. MiG-29 gibi hızlı ve ağır bir uçağın pistte durmakta zorlandığı ve bundan dolayı fren sisteminin aşırı ısındığı söyleniyor. Bunu her sortide yapıyorlarmış. Yani bu MiG-29'un her inişinde fren sisteminin soğutulması gerekiyormuş. Çünkü fren sistemleri aşırı ısınıyormuş bu uçağın. Fren sistemindeki parçaların erimesini önlemek için yapılıyormuş bu işlem. Çünkü bu erime devam ederse lastiğe zarar verebilirmiş. Bu gerçekten garip geldi bana. Yani MiG-29 gibi bir uçağın her inişinden sonra frenlerinin su ile soğutulması gerekiyormuş. Bunu ilk kez öğreniyorum. Ama neyse, bugün cuma. Yarın bu uçağın tekrar bir uçuşu var ve uçuş sonu tekrar bu işlem yapılıyor mu diye çekim yapabilirim. Azerbaycanlı kardeşlerimiz gerçekten de işlerini titizlikle yapıyorlar. İşte Azerbaycan Havacılığı'nın bakım ekibi. Bir sonraki gün uçuş sonunda yapılan bu işlemi tekrar görüntüleyeceğim. Polis aracılık olarak huzurlarınızdayız. Polis aracılık toplum güvenliğini her zaman ön planda tutan ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Türk Polis Teşkilatı 19.1981 tarihinde Havacılık Daire Başkanlığı'nı kurdu. Ve bu yıl 3. yılımızı kutluyoruz. Polis aracılık terörle mücadelede başta olmak üzere narkotik suçlar ve kaçakçılıkla mücadele, sınır güvenliğinde, toplumsal olayların ve gösterilerin izlenmesinde, karayolu trafik güvenliği denetimlerinde, acil hasta ve organ naklinde, orman yangınlarında, deprem ve benzeri doğal afetlerde, arama kurtarma faaliyetlerinde, istihbarat görevlerinde, koordineli çalışarak, üstlendiği tüm görevlerde milleti gururlandıran, cesaret ve kahramanlıkla hizmet veren... 25 Eylül'de Azerbaycan uçağı uçmadı. Şimdiki görüntüler ise 26 Eylül pazar gününden. 26 Eylül pazar günü yaptığım çekimde bu sefer uçağın havadaki gösterilerini kaydedeceğim. Evet, uçağın havadaki gösterisi bitti ve piste inişini tamamladı.
Uçak yavaş yavaş park yerine doğru geliyor. Ben de tekrar çekim için yerimi aldım. İşte yine pilotun motor tutturması ile beraber ben de uçağa doğru yakınlaşmaya başlıyorum. Zaten yangın aracı da geldi ve yerini aldı. Yani aynı işlem tekrar yapılacak. Pilot uçaktan ayrılmaya hazırlanırken yangın ekibi de hortumlarını hazırlıyor. Evet, aynı müdahale gerçekten de tekrar başladı. Demek ki MiG-29 uçaklarının fren sistemleri her inişte gerçekten de aşırı ısınıyormuş. Bu tabi uçağın hızından da kaynaklı. Uçak gerçekten de çok hızlı bir uçak. Ve tabi aynı zamanda ağır bir uçak. Bundan dolayı demek ki her inişte fren sistemleri aşırı ısınıyor. Ve bundan dolayı bir müdahale yapılması gerekiyor. Evet, dediğim gibi MiG-29 benim gerçekten de çok sevdiğim uçaklardan birisi. Kendi döneminin efsane savaş uçaklarından birisi. Zaten MiG-29 ile ilgili yaptığım videoyu da bu videonun sonuna koyuyorum, izlemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten MiG-29 çok güzel bir uçak. Ama her inişten sonra fren sisteminin aşırı ısınması ve soğutulması gerekmesi bana biraz ilginç geldi. Bununla ilgili sizin yorumlarınızı da bekliyorum.